abi neden her videonda gözlük takıyorsun? Evet, bugün öyle bir oyun olacak ki o oyundan herkes korkacak. Evet, çünkü oyunu ben yapacağım. Geçenlerde Discord üzerinden size bir soru sordum ve size dedim ki en çok korktuğunuz şey nedir diye. Ve siz de bana bir sürü cevap yazdınız. Bugün korktuğunuz bütün şeyleri bir oyunun içerisine ekleyeceğim ve bakalım ne olacak. Muhtemelen dünyanın en korkunç oyunu olacak. Evet, işte bana verdiğiniz cevaplar. Allah. İşte gerçek bir Samet Karataş takipçisi. En çok Allah'tan korkuyormuş. Helal olsun. Ama bunu oyuna ekleyemem. Karanlık. Evet, karanlık olabilir. Çünkü çoğu insan karanlıktan korkar. O zaman gelin başlayalım. İlk önce karanlık olacak. Bu arada haberiniz olsun, yapacağım oyuna gram emek vermeyeceğim. Sadece siz ne yazdıysanız onu koyacağım. Onu da kendim yapmayacağım. Söyleyeyim yani. Saçma sapan bir şey olacak. Ama korkunç bir şey olacak. Hedefim öyle bir şey. Evet arkadaşlar, yaptığımız oyun artık karanlık. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu anda oyunumuz karanlık ve oyunumuz oluşmaya başladı. Oğlum böyle bile korkunç bu arada. Oyunda hiçbir şey yok. Sadece karanlık ve oyun böyle bile korkunç lan. Harbi diyorum, oyun böyle bile korkunç. Abba. Neyse, elinize el feneri veririm. Yazık. Evet, gelin sıradaki yazdığınız şeye geçelim. Böcek. Evet, insanlar böceklerden de korkuyor. O zaman gelin oyuna ekleyelim. Evet, buraya bir böcek ekledim. Wow. Ama o kadar da korkunç değil ya. Örümcek. Evet, insanlar örümceklerden de korkar. O zaman oyuna bir tane de örümcek ekleyelim. Evet, işte korkunç bir örümcek. Büyük Skibidi Toilet. Skibidi Toilet'tan korkan var mı gerçekten? Bence korkunç değil ama tamam, yine de ekleyeceğim. Evet, buraya devasa bir Skibidi Toilet koydum ve bence gayet korkunç duruyor. Baksanıza, kocaman bir şey lan. Bence gayet korkunç. Kamera Adam Ordusu. Bu korkunç mu? Kamera adamlardan korkmayın. Bence kamera adamlar güvenli. Onlar bizi koruyor. Ve evet, sizler için oyuna kamera adamlar ekledim. 4 tane. Ve bence korkunç değil. Bundan niye korkuyorsunuz ki? Evet, sıradaki yorum. Altıma yapmak. Bundan korkuyor musun? Şu an ne diyeceğimi bilmiyorum. Tamam. Bunu da oyuna ekleyeceğim. Her zıpladığınızda osuruk sesi çıkacak. Bence gayet mantıklı. Ve evet, oyuna bunu da ekledim. Neden? Yani neden böyle bir şeyden korktuğunu söyledik ki? Senin yüzünden oyuna zıpladığında osurma efekti eklemek zorunda kaldım. Çok korkuyorum. Bir sonraki yorum. Gece 3'te atom bombasının patlaması. Keşke böyle bir şey yazmasaydın. Skibidi Tuvaletin hemen arkasına bir tane düğme koydum ve bu düğmenin ne işe yarayacağını sadece bastığınız zaman öğrenebilirsiniz. Bir sonraki yorum. Kaplumbağa. Bir dakika, kaplumbağadan cidden korkuyor musun? Oğlum beni kimler izliyor lan? Evet, buraya bir savaş kaplumbağası ekledim. Kızgın bakan bir savaş kaplumbağası. Dırıdıdı, dırıdıdı. Evet, hadi bakalım. Acaba oyunda nasıl gözüküyor? Savaş kaplumbağasının yanına gideceğim. Bir dakika, merak ettim. Denemek istiyorum. Savaş kaplumbağası. Savaş kaplumbağası. Ay sen savaşacak mısın? Elime aldım bunu. Bu ne lan? Ha? Ben bunu elime aldım. Bu ele alınıyormuş lan. Kaplumbağayı elime aldım. Oh! Neden? Kaplumbağa deden X'te. Ama yine de eğlenceli olsun diye buraya bir deniz kaplumbağası ekledim ve görmüş olduğunuz gibi öyle kendi kendine geziyor. Bence korkunç değil. Bir insan neden kaplumbağadan korkar ki? Sıradaki yorum. Anam! Bunu trollüne yazdığını biliyorum ama yine de oyuna annemi koyacağım. Evet, devam ediyoruz. Bu korku oyununa annemi de ekledim. Çünkü anan yazmışsın. Ama başınıza hiç iyi şeyler gelmeyecek. Çünkü iyi izleyin arkadaşlar. Oyuna girer girmez annem sizi kovalamaya başlayacak. Ne 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 ne. Ve eğer sizi yakalarsa öleceksiniz. Evet, sıradaki yorum. En çok korktuğunuz şey. Samet abinin kanalı bırakması. Şaka. Hacının şalgamı. Tamam, gelin oyuna hacının şalgamı. Oğlum hacının şalgamından niye korkuyorsun? Al, onu da koydum, al. Bu korkunç değil ki. Bundan niye korkuyorsun? Hacının şalgamının neresi korkunç? Anne terliği. Çok mantıklı. Aslında annem size oyunda terlik fırlatsa daha mantıklıymış ha.
Eklesem mi öyle bir şey? Öyle bir şey için uğraşırım ama video sizlere yetişmez. O yüzden sadece normal bir terlik ekleyeceğim. Hatta bakın sizler için terlikleri ayıcıklı yaptım. Normalde bu videonun korkunç olması gerekiyordu ama yazdığınız şeyler gerçekten korkunç değil. Roblox'tan ban. Tamam. Oyuna sizi banlayacak bir sistem ekleyeceğim. Evet, eğer artık oyunda böceğe dokunursanız ban yersiniz. Gelin deneyelim. Selam böcek. Zort. Böceğe dokunma. Oyun size böceğe dokunma diyor ve banlıyorsunuz. Evet, yazılan şeyler gerçekten saçmaydı. O yüzden bundan sonrasına kendim devam edeceğim ve geçmiş olsun. Hadi bakalım. Bu oyun sadece içinde saçma sapan şeyler olan bir oyun olmayacak ve bu karanlığa da bir yarışma ekleyeceğim arkadaşlar. Aynen öyle. Eğer aranızdan birisi çıkışı bulursa kazanır. Burası karman çorman bir labirent gibi bir şey olacak arkadaşlar ve içerisinde bir sürü korkunç şey olacak. Bakalım kimler kurtulabilecek. Ve tabii sizin yazdığınız bu şeyleri kullanarak yapacağım. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Annem peşimde. Annem peşimde. İmdat. İmdat. Annem peşimde. Anneciğim. Anneciğim gelme. Anneciğim gel. Gelme. Arkadaşlar annem beni salmıyor. Neyse. Evet, fark etmişsinizdir ki artık oyunumuz ormanda geçiyor ve oyun gerçekten aşırı karanlık. Gerçekten aşırı karanlık, o yüzden evet, el feneriyle ortamı biraz aydınlatmaya çalışıyorum ama olmuyor. Hala karanlık. Anne gelme artık. Anne gelme. Aa! Annem beni salmıyor arkadaşlar ve sizi de salmayacak. Evet, size güzel bir el feneri verdim. Bu el feneri sayesinde etrafı daha rahat görebiliyorsunuz arkadaşlar, bakın. Yani evet, karanlığı biraz azalttım. Ve evet, yarışma sırasında sizleri daha iyi görebilmem için ben kendime özel gece görüş kamerası kullanacağım. Ve görmüş olduğunuz gibi şu anda oyundaki her yeri yeşil bir şekilde görüyorum. Ama görebiliyorum en azından, bakın. Her şeyi aydınlık bir şekilde görebiliyorum. Sadece biraz fazla yeşil. Evet, bence bu hali daha kötü. Böyle etrafı görmek daha iyi. Annemi görebilir miyim acaba? Annem nerede? Anne! Anne! Annem yok. Annem nerede acaba? Neyse, öldürür şimdi beni, kaçalım. Evet, devam ediyoruz. Buraya böyle koltuklu, güzel televizyonlu bir yer hazırladım. Oyunu kazananlar buraya gelecek. Peki bulmaca nasıl bir şey? Korkunç şeyler içerisinde buradaki kapının şifresini bulması ve içeriye girip buradaki düğmeye basması lazım arkadaşlar. Ve buranın şifresini bulmak o kadar kolay olmayacak. Evet, burada da görmüş olduğunuz gibi böceğin arkasına 1 eşittir 9 yazdım. Bu da demek oluyor ki birinci sayı 9. Hani 4 tane sayı yazmaları gerekiyor ya, birincisi 9. Haritanın etrafına böyle şifreler koyacağım. Bakalım hepsini kim bulabilecek? Bir tanesini de nereye koyalım biliyor musunuz? Şu tarihlerden bir tanesinin arkasına koyalım. Tam şuraya. Aynen. Evet, devam ediyoruz. Aradan biraz zaman geçti. Bazı düzenlemeler yaptım ve arkadaşlar oyun gerçekten korkunç oldu. Çünkü oyunda bir sürü canavar var. Aynen öyle. Umarım eğer bu oyunu oynarsanız canavarlara yakalanmazsanız. Neyse, yarışmayı başlatıyorum. Bakalım şifreyi kim çözecek? Evet arkadaşlar, daha ediyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi oyunumuzdayız. Oyun buradan başlayacak ve insanlar başlar başlamaz direkt birinci sayının 9 olduğunu görecek. Öyle ayarladım. Veya insanlar görsün arkadaşlar. Ve eğer birisi bu böceğe değerse tabii ki de ban yiyecek arkadaşlar. Ama tekrar oyuna girebilecek. Aa, anne merhaba. Anne gelme. Anne gelme. Anne bana saldırma. Neyse arkadaşlar, benim bu yarışmada korktuğum tek bir şey var. O da şuradaki tuvalet. Çünkü tuvaletin arkasında bir düğme var ve eğer insanlar bu düğmeye basarsa anne. Anne. Aa! Canavarlar. Allah'ım. 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 Yeter lan. Düğmeye basıyorum lan. Düğmeye basıyorum lan. Aa! Bastım bu arada. Evet, şu anda düğmeye basmamanız gerektiğini herhalde öğrendiniz. Neyse, bakalım diğer insanlar şifreyi bulabilecek mi? Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. İnsanlar şu anda oyuna girmeye başladı ve abi dokunmayın ona. Hayır, böceğe dokunmayın. Arkadaşlar böceğe dokunmayın. Hayır. Hayır. Böceğe dokunmamanız gerekiyor. Neyse, bakalım arkadaşlar şifreyi kimler çözecek? Kardeş kaç. Kardeş. Evet, canavarlar saldırmaya başladı şu anda. Umarım ki kimse şu düğmeyi bulmaz abi. Eğer birisi bu düğmeye basarsa kimse bulmacayı çözemeden oyun mahvolacak. Aha evet, insanlar girmeye başladı şu anda. Arkadaşlar kaçın. Arkadaşlar backrooms canavarları geliyor, kaçın. Koş koş asker koş. Abi herkes şuradaki böceğe dokunuyor ya. Harbiden herkes şuradaki böceğe dokunuyor. Abi dokunmayın şu böceğe, banlıyorsunuz ya. Evet arkadaşlar, şu anda oyuna bir sürü kişi girdi ve bakalım bulmacayı çözebilen var mı veya kapıyı bulan.
Buradaki karan... Ooo! Birisi karanlık evi bulmuş. Dördün dörde eşit olduğunu bulmuş. Ooo! Adamlardan biri hızlı ilerliyor. Evet, bu adam... Bu adam gerçekten hızlı ilerliyor. Bu adamın adı ne acaba? Bunu trollesek mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Trolleyelim mi? Bence insanları trollemeliyiz. Oha! Şifreli kapıyı çoğu kişi bulmuş. Oha! Gerçekten bir sürü kişi bulmuş. Bunları trolleyelim bence. Evet, evet, bence bunları trollemeliyiz. Onlara uçma yetkisi vereceğim. Sonra bir anda uçma yetkilerini alacağım. Ve onlar aşağıya düşecek. Bakalım ne olacak. Lan! Lan ne oluyor? Lan oğlum düğmeye niye bastınız? Evet, her şey iptal oldu çünkü birisi atom bombasını patlattı. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Niye böyle bir şey yaptın? Tam milleti trolleyecektin, birisi atom bombasını patlattı ya. İnsanlar diğer insanları trolleyebilir. O yüzden atom bombasının yerini değiştireceğim. Hatta bu atom bombasını nereye koyacağım biliyor musunuz? İnsanların gene görebileceği bir yere mi koysam aslında? Nereye koyayım ben bunu biliyor musunuz? Hacının şalgamının burnuna koyacağım abi. Aynen öyle. Hacının şalgamının burnuna koyacağım. Eğer birisi bu dedenin burnuna basarsa oyun havayı uçacak. Umarım ki basmazlar. Umarım basmazlar çünkü oyun havayı uçacak. Evet, devam ediyoruz. İnsanlar tekrar oyuna girmeye başladı şu anda ve herkes hızlı hızlı etrafa bakıyor. Bakalım bulmacayı çözebilecekler mi? Ve umarım... bir dakika. Hacının şalgamının burnu nerede? Arkadaşlar, bombaya bir şey olmuş. Oha! Lan oyunu kaydetmeyi unutmuşum. Bomba aynı yerde. Eyvah. Eyvah. Umarım birisi gelip tekrar düğmeye basmaz. Umarım tekrar birisi gelip buradaki düğmeye basmaz. Yoksa bütün oyun havaya uçacak. Abi geliyorlar. Abi. Neyse, o sırada bakayım şifreyi çözen var mı? Evet, şifreyi hala kimse çözememiş. Güzel. Hala kimse şifreyi çözememiş. Umarım kimse buradaki düğmeye basmaz. Bet, birisi yaklaşıyor şu an. Çocuklar canavarlardan kaçıyor abi. İyi, güzel, güzel. Evet, insanlar şu anda nükleer bombanın düğmesine yaklaştı ve basma, basma, hayır. Ah, gitti, tamam. Ulan bir an basacak zannettim. Gelmeyin arkadaşlar, buradaki düğmeye gelmeyin. Hayır, hayır. Şu an buradaki düğmeye bakıyorlar. Dostum, hayır, uzak durun. Buradaki düğmeden uzak durmalısınız. Evet, gidin, 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 aynen. Arkadaşlar, şuradaki Memphis basacak gibi. Arkadaşlar, sakın basmayın. Sakın basmayın, hayır. Arkadaşlar birisi basacak galiba. İnsanlar çok yakın. İnsanlar çok yakın. Birisi kesin tıklayacak buna. Hayır, sakın, sakın. Hayır, basma, basma. Bakon, bakon sakın. Oh, basmadı, tamam. Abi birisi şuna kesin basacakmış gibi hissediyorum ya. Neyse, şifreyi çözen var mı? Şifreyi çözen, hayır, şifreyi çözebilen yok. Güzel. Of, bir anda düğme patlayacakmış gibi hissediyorum ya. Basmayın abi, sakın basmayın. Aga yapma, aga basma ona. Basma ona, basma. Ne yaptın, ne yaptın? Ya reis, ne yaptın? Reis, neden bastın reis? Niye bastın ki? Hayır, amacın neydi ki, niye bastın? Evet, atom bombasını bu sefer şifreli kapının tam yanına koydum. Hatta biraz uzaklaştırayım da ha. Şifreli kapının tam yanında. Bakalım insanlar şifreyi çözerken buradaki düğmeye basacak mı? Umarım basmazlar çünkü oyun baştan başlar yani, basmamaları lazım. Evet arkadaşlar, insanlar şu anda tekrar oyuna girmeye başladı ve herkes şu anda şifreli kapıya geliyor. Abi basmayın, sakince şifreye girin. Aha, 9134, lan buldu şifreyi. Birisi şifreyi buldu, birisi şifreyi buldu. Aha, giremiyorlar lan. Lan lan. Lan giremiyorlar. Galiba bir yerde hata var. Bir dakika, bu adamlar niye giremiyor lan? Ya Allah, çıldıracağım. Evet, az önce yanlışlıkla insanları trolledim. Burada görünmez duvar varmış. Şifreyi bilseler de geçemiyorlar ki. Neyse, tamam, bekleyin arkadaşlar. Bu sefer bu nükleer bomba düğmesini tam şunun üstüne koyacağım, tamam mı? Normalde buna tıklamaları lazım. Ama yanlışlıkla eğer bu düğmeye basarlarsa oyun yine baştan başlayacak, tamam mı? Bakın, bu düğmeyi değil bunun altındaki kırmızı düğmeye basmaları lazım. Ama eğer gelip yanlışlıkla buna basarlarsa oyun yine patlayacak. Tamam, bakalım ne olacak. Evet, bu arada insanlar şifreyi öğrendi. Bari şifreyi de değiştirelim. Üçüncü sayı 3 olmasın, üçüncü sayı 0 olsun. Aynen öyle. Evet, devam ediyoruz. İnsanlar yine gelmeye başladı. Hızlı hızlı geliyorlar. Bakalım şifreyi bu sefer çözebilecekler mi? Evet, şifreyi zaten gördüler. Yandan değiştiğini gördüler. Bakalım çözebilecekler mi arkadaşlar? Birisi durmadan sıfıra mı basıyor? Neyse, bakalım şifreyi çözebilecekler mi? Birisi 31 31 yaptı şifreyi. Hayır, şifre o değil.
Neyse bakalım çözebilecekler mi? İçeride burada bir boşluk var. Buradan aşağıya düşme ihtimalleri çok yüksek arkadaşlar eğer zıplamazlarsa. Ve bakalım hangi düğmeye basacaklar? Doğru düğmeye mi? Yoksa onun üstündeki sahte bomba düğmesine mi basacaklar? Evet şu anda insanlar buraya toplandı ve girmeye çalışıyorlar. Oy el sallıyor. Merhaba. Merhaba asker. Selam. Evet bu arada yarışmaya katılan herkese selamlar. Abi canavar geldi herkes öldürüyor. Canavar geldi herkes öldürüyor. Şu an hiç kimse şifreyi çözemiyor. Abi şaka mısınız? Sakin sakin tıklasanıza. Sakin sakin tıklasanıza. Evet şu an herkes şifreyi çözmekte zorlanıyor arkadaşlar. Çünkü görmüş olduğunuz gibi herkes aynı anda tıklıyor. Herkes aynı anda tıkladığı için şifreyi giremiyorlar arkadaşlar. Evet zamanında şifreyi çözemediler ve buraya canavarlar geldi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar canavarlar herkesi katlediyor. Canavarlar herkesi katlediyor. Hadi be birisi girsin şu şifreyi be. Oğlum 3. sayıyı değiştirdim sadece. 3-0'a eşit. Abi kimse şifreyi bulamıyor. Aa çok kötü. Aa arkadaşlar şifreyi buldular. Bakalım ne olacak. Aha atlayamıyorlar. Aha atlayamıyorlar. 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 Aa. Ya kim bastı? O düğmeye kim bastı? O düğmeye kim bastı? Göremedim. Siz gördünüz mü? Şurada düğmeye hangisi bastı? Birisi buradaki düğmeye bastı. Kimdi o? Tamam, onlara daha basit bir görev vereceğim. Upuzun bir yol yapacağım. Normal bir yol. Hatta kısa bir yol yapacağım. Ve yolun her yerinde nükleer bomba düğmeleri olacak. Aynen öyle. Kısa yolu normal bir şekilde yürüyüp geçecekler mi? Yoksa nükleer bombaların hepsini tıklayacaklar mı? Hep birlikte göreceğiz. Evet oyunu aşırı basitleştirdim. Hatta karanlığı bile kapattım. Ve etrafa sadece nükleer bombalar koydum arkadaşlar. Ve şifreyi 00000 yapacağım. Sadece 0. Bakalım insanlar gördükleri ilk bombaya tıklayacaklar mı? Yoksa gerçekten şifreyi çözüp oyunu bitirecekler mi arkadaşlar? Hep birlikte göreceğiz. Umarım ki kötü bir şey yapıp kendilerini öldürmezler. Hatta onlara daha fazla faydam dokunsun diye oyundaki bütün canavarları siliyorum arkadaşlar. Annemi bile sileceğim. Annem nerede? Herkesi sileceğim. Oyundaki zararlı olan, canavar olan herkesi siliyorum şu an arkadaşlar. Yani bakalım sadece düğmeye mi basacaklar yoksa aşırı kolay olan bir oyunu bitirmeyi mi seçecekler arkadaşlar? Etrafta fazla canavar kalmadı galiba. Evet, etrafta artık daha fazla canavar yok. Hatta buradaki böceği de kaldırıyorum arkadaşlar. Heh. Evet böceği de kaldırdım. Banlanma yok artık arkadaşlar. Şifreyi de 0000 yapacağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda oyunun basit versiyonundayım. 0000 diye şifremi girdim. İçeri sakince girdim. Boşluğumdan atladım ve düğmeye basıp oyunumu bitirdim arkadaşlar. Burada da böyle oturacağım. Hatta ölümsüzlüğümü de açacağım. Heh, ben burada keyif yapacağım. Bakalım kimler oyunu bitirip yanıma gelebilecek. Şimdi sizlerle diğer oyuncuları çağıracağız. Hadi bakalım. Acaba düğmeye mi basacaklar yoksa oyunu bitirebilecekler mi? Evet arkadaşlar şu anda insanlar oyuna tekrar girmeye başladı. Ve bakalım etraftaki bu nükleer bomba düğmelerini basacaklar mı? Yoksa direkt kapıya koşup oyunu bitirecekler mi? Evet burada bir vatandaşımız var mesela. Sizce bu vatandaş düğmeye basacak mı yoksa oyunu mu bitirecek? Evet. Bence direkt yapması gereken şey buraya gelmek ve şifreyi yazıp oyunu bitirmek. Ama bakacağız. Bakalım insanlar bombalara basacaklar mı? Her yerde nükleer bomba düğmesi var arkadaşlar. Dıdıp. Dıdıp. Evet arkadaşlar insanlar şu anda geliyor ve bakalım. Aha arkadaşlar galiba bitirecekler. Galiba bitiriyorlar şu an arkadaşlar ve ooo helal olsun. Oha hadi. Evet. Birisi nükleer bombayı yine patlattı. Evet bugün sizin bana korkunç yazdığınız şeylerle birlikte bir oyun yapmaya çalıştık ve daha sonra bunu bir yarışma haline getireyim dedim ama yarışmayı kimse kazanamadı. İnsanlar kendilerini tutamıyor. Hep bir düğmeye basmaya çalışıyorlar. Ama bu durmadan ölmelerine sebep oldu ve yarışmayı kimse kazanamadı. Neyse umarım bu videoyu izlerken eğlenmiş. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. O zaman başka bir videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.